Arkası Yarın. Bir Osmanlı Levendi. 3. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Babası korsanlar tarafından öldürülen Ekrem, babası gibi denizci olmak istemektedir. Nitekim 18 yaşına bastığı zaman bu arzusuna kavuşur. Midilli Adası'na mal götürmek için yola çıktıklarında denizde korsanların saldırısına uğramış bir kazazedeyi kurtarırlar. Adaya vardıklarında İstanbul'dan getirdikleri malı tüccar Boris'e satacaklardır. Bilal Reis, arkadaşı Selim Reis'i kaçıran korsanların başının tüccar Boris olduğundan kuşku duymaktadır. Reis, sen Selim Reis'in kalyonunun korsanlar tarafından basılıp esir alındığını söyleyince Boris'in yüzünün aldığı şekle dikkat ettin mi? Etmez olur muyum? Birden beti benzi attı keferenin. Yalnız beti benzi mi attı? O kadar korktu ki bizim hemen memleketimize dönmemizi bile tavsiye etti. Bence bu Boris'in korsanlarla bir ilgisi var. Bana da öyle geliyor Ömer. Ama tahminler üstüne adamın yakasına yapışamayız. Ada valisiyle arası çok iyi. Bizi hemen zindana atabilir. Peki ne yapacağız reis? Hakkında araştırma yapacağız. Yarın siz ikiniz adaya çıkıp ayrı ayrı dolaşın ve Boris hakkında bilgi edinmeye çalışın. Tamam reis. Yalnız yiğidi öldür hakkını ver demişler. Boris'in evi hem de yemekleri çok güzeldi doğrusu. Yalnız evi ve yemekleri mi? Sen ne dersin Ekrem? Ne demek istediğinizi anlayamadım reis. Bal gibi anladım. Helen'i kastediyorum. O da güzel miydi sence? Bilmem reis. Evet, güzelceydi. Ekrem'i daha fazla utandırma Bilal Reis. Denizde nasıl acemiyse genç kızlara karşı da öyle acemi işte. Kime sorsam Boris için adanın en zengin adamı diyorlar. İyi de insan ticaret yaparak bu kadar kazanamaz. Vardır bu işte bir bittiğini ya. Sonra öğreneceğiz. Ömer! Yanık Ömer! Ha? Birisi bana mı seslendi? Evet birisi Ömer diye bağırdı. Ses şu panjurlu evden geldi sanki. İyi ama Midilli Adası'nda beni kim tanıyabilir ki? Allah Allah. Dur şu evin önünden bir daha geçeyim. Evin önüne geldim ama hiç ses yok. Ben mi yanıldım yoksa? Ama birinin Ömer diye bağırdığına eminim. Neyse, buralarda oyalanmayayım da Ekrem'le buluşu camiye gideyim ben. Ekrem, az önce bir sokaktan geçerken birinin bana seslendiğini duydum ama kim olduğunu göremedim. Ne var bunda? Belki de tanıdık birisidir. Saçmalama, beni kim tanır bu adada? Belki de sen yanıldın. Ayıp, yanılmadım. Şimdi seni o sokağa götüreceğim. Orada panjurları kapalı kırmızı boyalı bir ev var. Bu evin içinde sanırım yardıma muhtaç birisi var. Bir defa da oraya sen git ve etrafı iyice tetkik et. Enteresan bir olay. Hemen gidelim yanık Ömer. İşte yanık Ömer'in sözünü ettiği kırmızı ev şurası. O da ne? Kapı açıldı. İçeriden çıkan birkaç kişi çuval içinde ağır bir şey taşıyor. Şimdi de bir yere götürüyorlar. Acaba çuvalın içinde ne var?
Dur şunları bir takip edeyim. Bir şey anlamadım bu işten. Ömer'in sözünü ettiği evden birileri çıkıyor ve içinde ağır bir şey olan bir çuval taşıyor. Şu ilerideki evin önünde durdular. Şimdi de kapıyı çalıyorlar. Çuvalı o eve soktular. Hemen yanık Ömer'in yanına gidip olanı biteni anlatayım. Ne var, ne oldu Ekrem? Bir şeyler görebildin mi? Evet. Birileri panjurlu evden içi dolu bir çuval çıkardı Ömer. Çuval mı? Ne çuvalı? Bilmiyorum ama çuval oldukça ağırdı. 3 kişi zor taşıyordu. Sakın içindeki insan olmasın. Evet evet. Mutlaka insan vardır o çuvalın içinde. Belki de bana seslenen adamdır. Nereye götürdüler o çuvalı? Aynı sokakta kapısında mermer heykeli olan bir eve. Hadi hemen o eve gidelim. Acele etme. Kendi başımıza bir şey yapmayalım. Önce Bilal Reis'le konuşalım. Doğru. Ama reisi nerede bulacağız? Bizimle beraber o da karaya çıkmıştı ama nereye gideceğini söylemedi. Gitse gitse Boris'in dükkanına gitmiştir. Hadi gel, onu orada bulabiliriz. Adamların gemindeki buğdayı boşaltıyorlar Bilal Reis. Aksama kadar tamamlarlar işlerini. Siz de boşaltma işi biter bitmez hemen memleketinize dönersiniz artık, öyle değil mi? Hemen değil Mösyö Boris. Bu adada yapılacak bir işimiz var. O nedir? Arkadaşımızı kaçıran korsanlarla ilgili araştırma yapacağız. İşte reis buradaymış. Burada olacağını söylemiştim sana. Ne var, ne oldu çocuklar? Önemli bir konu hakkında seninle görüşmemiz gerekiyor reis. Şu anda Mösyö Boris'le bir işim var. Konuşacağınız konu çok mu önemli? Evet, çok önemli. Gemiye dönünce konuşuruz. Ne var? Bir aksilik mi var yoksa? Hayır, hayır, hayır. Biz gitsek iyi olacak. Sonra görüşürüz Mösyö Boris. Anlattıklarınız oldukça ilgi çekici çocuklar. Boris'in dükkanında bazı dolaplar dönüyor. Sizden bir saat önce biri geldi. Benim Rumca bilmediğimi zannedip aralarında Rumca konuştular. Gelen kişi sizin orada dolaştığınızı anlattı Boris'e. Bir şeyler gördüğünüzden şüphelendiler. Sonra da Boris bana adadan ne zaman ayrılacağımı sordu. Belli ki bak bakları ürkütmüşüz. Bütün bunlar Boris'in korsanlarla ilgisi olduğunu göstermiyor mu reis? Ekrem, daha önce de söyledim. Boris bu adanın en zengin ve en nüfus sahibi insanı. Ada yöneticileriyle de arası çok iyi. Bir şeyleri ispatlayamazsak biz suçlu duruma düşeriz. Acaba o adamlar çuvalın içinde ne taşıyorlardı? Selim Reis. Ne? Çuvalın içindeki sakın Selim Reis olmasın. O hiç aklıma gelmemişti. Ekrem haklı. Çuvalın içindeki Selim Reis olabilir. Hatta bana seslenen belki de Selim Reis'ti. Biz birbirimizi tanırız. Daha önce onun kalyonunda dümencilik yapmıştım. O zaman sana seslenen garanti oydu. Olabilir. Selim Reis'in kalyonunu basan korsanlar onun adını telaffuz etmişlerdi. Bugün dükkana gelen adam da sizin o evin oralarda dolaştığınızı söylediğine göre... Kesinlikle Selim Reis'i kaçırtan Boris'tir. Adım gibi eminim. Namussuz herif. Benim o evin orada dolaştığımı öğrenince adamlarına haber verip... Selim Reis'i oradan çıkartıp başka bir eve göndertti. Mümkündür. O zaman ne duruyoruz? Hemen gidip o evi basalım reis. Ekrem doğru söylüyor reis. Eğer çuvalın içindeki Selim Reis ise onu hemen kurtarmalıyız. Bizi götürmesi için bir kayık indirteyim mi? Acele etmeyin. Acele işe şeytan karışır. Henüz çuvalın içindekinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca doğru dürüst bir plan yapmadan da bu eve gidemeyiz. Reis, plana ne gerek var? Kapıyı kırıp dalalım eve. Bak Ekrem, senin ne kadar gözü pek bir yiğit olduğunu bilirim. Lakin hesapsız kitapsız yapılan yiğitliğin sonu hüsranla biter. Anlayamadım. Bir takım şeyler öğrenmeden harekete geçmemeliyiz. Ev sıradan bir ev mi? Yoksa korsanların karargahı mı? İçeride kaç kişi var? Evin kaç tane giriş kapısı var? Değil mi? Kaş yapalım derken göz çıkartmayalım. Reis haklı Ekrem. Plan yapmadan kurtarma harekatına kalkışmayalım. Selim Reis ellerinde esirse biz kurtarmadan onu öldürebilirler. En önemlisi de bu korsanları kimin yönettiği. Mesele sivrisineği öldürmek değil, bataklığı kurutmak. Korsanları Boris'in yönettiği muhakkak. İzin ver herife 2 Osmanlı tokadı patlatıp bülbül gibi konuşturayım. Onun da zamanı gelecek ama şimdi değil efendim. Önce Boris'i şüphelendirmeyecek bir plan yapmamız gerekiyor. Bakın aklıma ne geldi.
Nasılsa bu gece festivale katılmak için adaya çıkacağız. Eğlence bittikten sonra birimiz adadaki bir handa yatsın. Gece geç vakitlere kadar da o evi kontrol altında tutsun. Kimler giriyor, kimler çıkıyor. Belki de bir şeyler öğrenebiliriz. Tamam, ben bu işe talibim. Festivalden sonra rahatsızlanmış gibi yapar, adada kalır. Demek festival dedikleri fücur buymuş ha? Kızla erkekle el ele kol kola gidip dans ediyor. Ecnebiler bizim gibi değil Ekrem. Onların adetleri başkadır. Belli oluyor reis. Herkes herkesle kucak kucağa. Aha, söyleyin bakalım festivalimizi nasıl buluyorsunuz Bilal reis? Bizde böyle adetler yoktur ama bizim için değişiklik oldu Boris. Sen ne diyorsun Ekrem Levent? Ben yani sizin adetleriniz bizden farklı. Farklı olacak tabii. Hadi kızımla dans etsenize. Evet, gel hadi dans edelim Ekrem. Yok etmeyelim. Ben sizin dans dediğiniz bu oyunlarınızı beceremem. Peki, siz bilirsiniz. Hem vakit bir hayli de geç oldu. Bize izin verirseniz kalyana dönmek istiyoruz Monsieur Boris. Ya daha çok erken değil mi? Gece yarısı bile olmadı. Biz gemiciler erken yatıp erken kalkmaya alışkın insanlarız. Hem daha Ekrem'e bir handa yer ayarlayacağız. Bu gece adada kalacak o. Öyle şey olur mu? Ekrem bizim evde kalabilir. Helen doğru söylüyor. Bir sürü odamız var. Teşekkür ederim ama yabancı bir evde kalmaya alışkın değilim de. Yani öyle bir şey yapacak olsam dünyada gözüme uyku girmez. Bizim evde yabancılık çekmezsin. Davetinize teşekkür ederim Helen ama biz Osmanlılar yabancı ülkede kimseyi rahatsız etmek istemeyiz. Benim yüzümden sizlerin de bütün bir gece rahatsız olmanıza gönlüm el vermez. Beni bağışlayın. Merak etme, biz rahatsız olmayız. Yine de davetinizi kabul edemeyeceğim. Nasıl isterseniz, size iyi geceler dilerim. Helen Hanım kalma teklifini kabul etmediğin için sana bayağı bozuldu Ekrem, farkında mısın? Biz kendi ülkemizde ne gördüysek başka yerde de aynını yaşarız Ömer ağa. Bekar bir kızın evinde kalmak bize yakışmaz. Ekrem doğru söylüyor. Adetlerini huylarını bilmediğimiz insanlar. Hem kalmanız dinen uygun da olmaz. Bence Boris'in kızı Helen Ekrem'e göz koydu. Öyle değil mi reis? Ömer. Bak bu doğru. Kız hakikaten sana çarpıldı Ekrem Levent. Yapma be reisim. Onların adetleri böyle. İşte şurada bir han var. Ekrem orada kalabilir. Evet. Ben bu hanı iyi bilirim. Yemekleri güzeldir. Burada kalabilirsin Ekrem. Baş üstüne reis. Gözünü ve kulağını iyi aç. Senin ne delikanlı olduğunu bilirim. Ona buna kızıp da kavga çıkartayım deme. Merak etme reis. Yarın sabah hana gelir gelmez seni alırız. Bir Osmanlı Levent'e adlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.